Arkadaşlar şimdi gelelim tüm zamanların en vazgeçilmez tekniklerinden biri olan frekans ayırma medyan ya da frekans ayırma gaijan yöntemine. Bu yöntem arkadaşlar bir yeri yumuşatırken ya da bir yerdeki renk geçişlerini daha da doğrularken dokulara zarar vermemenizi sağlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Çok basit bir şekilde bir fotoğraf alıyor, renk ve doku olarak iki ayrı katmana ayırıyor. Siz renk katmanında çalışırken yani renk geçişlerini yumuşatırken doku katmanı bir üste kaldığı için zarar vermemiş oluyorsunuz. Basit bir mantığı var ama arkasında bir matematiksel hesaplama yapıyor doku ve renkleri ayırmak için. Şimdi bizde de iki farklı buton olarak yer alıyor. Biri medyan, biri gaijan. Medyan ve gaijan aslında benzer yöntemler ama medyan tıkladığımda bakın radius değeri 6 olarak geliyor. Ben bu radius değerini artırırsam şu köşelere dikkat edin arkadaşlar. Köşelerde herhangi bir dağılma yok. Yani medyandayken radius değerini yani renk katmanının yumuşatma değeri olan radius'u daha yoğun şekilde kullanabilirsiniz. Şu çizgili alanlarda köşelerde sağ sol ile karışmıyor. Cancel diyorum. Gaijan'a basıyorum arkadaşlar. Gaijan'da bakın bunu aşırı değerlerde kullandığımda fotoğrafa komple bir blurluk veriyor. Yani çizgileri ayırt etmeden komple karıştırıyor arkadaşlar. Aradaki fark bu. Siz ciltle uğraşıyorsanız genelde FS medyanı kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi gelelim bu butonlarla neler yapabileceğimize. Normalde bu cilt yumuşatma için çok sık kullanılan bir yöntemdi. Ama otomatik cilt yumuşatma bundan daha akıllı bir şekilde çalıştığı için öncelikle bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Desteklemek için frekans ayırmayı kullanabilirsiniz. Ama bizim artık çalışma düzenimizde otomatik cilt yumuşatma diye bir buton olduğu için FS medyan ve FS gaijanı kıyafet kırışıklıkları gidermede, ürün fotoğrafları düzenlemede, bakın şu bölgedeki kırışıklıkları almada ya da fotoğrafın renk geçişlerini finalize etmek için ciltteki aşırı bir alanı otomatik cilt yumuşatmayla yumuşatamıyorsak FS medyanla yumuşatmak için kullanacağız. Hemen FS medyana bir kez tıklıyorum. Gelen değer varsayılan olarak 6'dır ve 6 da %90 oranında her fotoğraf için idealdir. Yani çıkan pencereye değeri artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Artırdığınızda bakın dokular kayboluyor. Bu da şu iki katmandan renk katmanının nasıl olması gerektiğini belirliyor. Ben bunu örnek veriyorum 7 yaptım ve Enter'a bastım. Bakın frekans ayırma medyan diye klasör açtı. Her zamanki gibi klasörün içine giriyorum. Doku ve renk olarak ayrıldı. Şunu gizledim. Bakın renk katmanı var. Burada da doku katmanı var. Bu ikisi birleşince background layer'ının aynısı oluyor. Yani background layer'ını aldı. Doku ve renk olarak ikiye ayırdı. Ben şu an burada kullanacağım araç mixer brush. Yine sol taraftan seçmiyorum kesinlikle. Üstteki mixer brush aracına tıkladım. Ve bütün ayarlarım yapılı bir şekilde geldi. Örneğin şuradaki bir kıyafet kırışıklığını gidermek için mouse'umu kaldırmadan tersi yönünde, kırışıklığın tersi yönünde işlem yapıyorum ve buradaki kırışıklığı çok basit bir şekilde gideriyorum. Bakın saniyeler içinde açıp kapatıyorum, kırışıklık gitti. Gelin daha da zorlayıcı olan bir alana giderim. Mesela şu bölgedeki kırışıklığı gidermek istiyorum. Renk katmanındayım, dokulara zarar vermiyorum çünkü dokular bir üstte. Mikser brush'ı seçtim, renk katmanına geldim. Kırışıklığın tersi yönünde mouse'umu kaldırmadan ve sağa sola çok fazla taşmadan orta büyüklükteki bir fırçayla ilgili alanı kapsayacak şekilde sağ sol hareketleri yapıyorum. Bakın burada şöyle bir şey oldu. Ben burayı renk katmanındaki geçişi yumuşattım. Dokular hala duruyor ama bakın burada bir çizgi var. Bu çizgi renk katmanında değil de doku katmanında yer aldığı için burada gözüküyor. O yüzden doku katmanına gittim. Buradaki healing brush'ı seçiyorum. Bakın yandakini değil şunu seçiyorum ve doku katmanındayken bu dokunun üzerinden geçiyorum. O dokuyu da renklere zarar vermeden kaldırmış oldum. Bakın şöyle uzaklaşayım. Açıp kapattığımda ne kadar zor bir alanın saniyeler içinde hiçbir dokuya zarar vermeden nasıl giderildiğini görüyorsunuz. Bu özellikle gelin damat fotoğraflarındaki kırışıklıkları almak,
ürün fotoğrafı ya da kıyafet fotoğrafı çekenler için gerçekten ama gerçekten inanılmaz bir şekilde kolaylık. Fakat bunun doğru radius değerini seçmeli, renk katmanındayken mixer brush kullanmalı, doku katmanındayken de healing brush kullanmayı tercih etmeniz gerekiyor. Yine paneldeki ayarlarla tıklayarak. Arkadaşlar bir de bir fotoğrafı işlerken tek bir radius değeri kullanmak zorunda değilsiniz. Yani farklı radius değerlerine sahip farklı alanların ihtiyaçları için birden fazla frekans ayırmayı buradaki butonlar sayesinde çok kolayca oluşturabilirsiniz. Örneğin ben bunu kapattım ve tekrar bir FS medyana tıkladım ve buradaki değeri ciltteki dokuların kayboluncaya kadar olan radius değerine çıkartıyorum. Yani şu an bütün dokuları görüyorum. Ben renk katmanını belirleyeceğim. Renk katmanını belirlemekteki kriterim de şu: dokular gözükmeyecek. Çünkü üzerinde çalışırken dokulara zarar vermek istemiyorum. Örneğin dokuların gözükmediği değer 12. Şöyle diyebilirsiniz. Örneğin işte 56'da da gözükmüyor. Hayır, biz değerimizi birden başlatıyoruz. Klavyeden aşağı yukarı ok tuşlarıyla artırıyorum ve dokuların gözükmediği değer olan, örnek veriyorum, 11'de duruyorum. OK dediğimde cilt için doğru olan radius değerini belirledim. Renk katmanımda radiusu 11 olan, yani dokuların gözükmediği bir değer seçtim. Geri kalan dokuları doku katmanına attı. Şimdi burada frekans ayırma butonlarının yanında yine bir attach ikonu var. Bu ne işe yarıyor? Bunu görelim. Hem de frekans ayırmayla cilde nasıl müdahale ediliyor onu da bir deneyimleyelim. Buradaki attach ikonuna tıkladığımda üstte yine kırmızı renkli bir yardımcı layer açıyor. Diyor ki renk geçişlerini görmek için dokuyu gizle diyor. Tamam, dokuyu gizledim. Renk geçişlerini görmek için bunu da aktifleştiriyorum. Bakın bana yine gri bir harita sundu. Arkadaşlar şuradaki kırık kırık geçişleri görüyor musunuz? Buradaki renk geçişlerinin sağlıklı olmadığını gösteriyor bana. Örnek veriyorum, alın bölgesinde çok tatlı bir geçiş varken şu kol bölgesindeki parlaklık geçişine bakın. Yani renk geçişine bakın. Kırık kırık. O zaman ben renk katmanına geliyorum. Buradaki mixer brush'ı seçiyorum ve mixer brush'la buraları daha yumuşak bir geçiş olmasını sağlıyorum. Yani böyle daha soft bir görünümde olan, daha soft bir geçişte olan görüntü bizim için mükemmel görüntü anlamına geliyor. Bakın çok sert, beyazdan siyah kısma çok sert geçmiş. Ben bunu mixer brush'la adı üstünde mix ediyorum. Birbirine karıştırıyorum. Böylece görüntünün, cilt renklerinin çok soft bir şekilde birbirine harmanlandığını garanti edebiliyorum. Bu katmanı kullanmak zorunda değilsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Hangisi gözünüze iyi geliyorsa onu yapın. Ben arada bunu açıyorum, arada deaktif ediyorum. Böylece hem gözün tazelenmiş oluyor hem de matematiksel olarak renk geçişlerini daha rahat görmüş oluyorum. Örneğin kola baktığımda bakın ne kadar kırık kırık bir görüntü var. Bunların üstünden mixer brush'la geçtiğimde o koldaki kırık görüntüyü, yani renk geçişleri arasındaki kırılmaları mixer brush yardımıyla birbirine mix ediyorum, yani yumuşatıyorum. Bakın şöyle yaptığımda koldaki geçişlerin yumuşadığını, şuraya bakın, boyun bölgesine özellikle bakın, yumuşadığını görebiliyorsunuz. Burada şöyle bir hatırlatma yapmam gerekli. Bunu fazla yaparsanız farkında olmadan cildi düzleştirirsiniz. Yani hacmini kaybedersiniz. O yüzden bunu yaparken dikkatli yapmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi önceliğimiz otomatik cilt yumuşatma, ama yetmiyorsa cilt için bundan destek alabiliriz. Artık bizim çalışma düzenimizde frekans ayırma asil bir oyuncu olmak yerine yedek bir oyuncuya ve destekleyici bir oyuncuya dönüştü. Bakın şu koldaki geçişi görüyor musunuz? Şurada renk katmanına geldim. Tekrar mixer brush'ı seçtim ve şuradaki hemen yumuşatabiliyorum. Bakın çok basit bir şekilde o koldaki kırık görüntüyü hemen yumuşattık. Yine kıyafetler için de kullanabiliriz, ürünler için de kullanabiliriz. Aklınıza gelebilecek tüm renk geçiş kusurlarını örtmek için frekans ayırma her zaman bizim kaliteli bir yedek oyuncumuz durumunda. İşim bittiği için kırmızı renkli olan yardımcı layer'ı siliyorum. Ve before after yaptığımda bakın frekans ayırmanın gücünü burada görebiliyoruz. Gerçekten en az zaman harcayarak en çok verim aldığımız eşsiz tekniklerden biri.
yine yardımcı layer'ı sayesinde renk geçişlerini de çok iyi görebildiğimiz için yine her zamanki gibi eşsiz bir butona dönüşmüş durumda.